Ayrılık gibi bir şey, evet. Serra'nın aynı babamlara benzeyen... duygusuz, sevgisiz, beni eleştiren taraflarını gördükçe gitgide ona karşı yabilenecektim. Önce kendimi, sonra da etrafımdakileri yakıp yıkacaktım. O da benim bu halimi görünce önce tedirgin olup korkacaktı. Sonra belki de nefret edecekti benden. Sen de yol yakınken döneyim dedin. Selim'cim, şu söylediklerinin hepsi varsayımdan başka bir şey değil, farkında değil misin? Yani en tehlikeli şeydir varsayımlarla hareket etmek. Onları oluşturan şey ne biliyor musun? Senin biriktirdiğin korkuların. Ama anlıyorum seni. Üstelik hak da veriyorum. Çünkü öyle bir ergenlik geçirdin ki. Ya Edil, varsayım varsayım. Serra çok katı ve aşırı mantıklı. Bense tam tersiyim. Zaten babam da diyor ben Serra'yı üzermişim falan. Ona göre o benim gerçek yüzümü öğrendiği zaman benden korkup kaçarmış. Hani İhsan, ne zaman ilişki gurusu olmuş da bizim haberimiz yok, Allah Allah. Neyse boş ver, sen bak bu babanın söylediklerine sakın takılma, olur mu? Bu ilişkinin yürüyüp yürümeyeceğini sen ve Serra'dan başka kimse bilemez. Ayrıca Serra çok düzgün bir kızdır. Onun da başından bir sürü talihsiz olay geçti. Aynı senin gibi ergenlikte hayatı alt üst oldu. Sen nereden biliyorsun? Tabii sana söylememiştir. Nilgün, annesi benim çok eski dostumdur. Anne kız çok büyük badireler atlattılar. Serra'nın abisi intihar etti. Serra daha çocuktu. Abisinin ölüsünü küvetin içinde gördü. Sonra da o beş para etmez babası bütün piyasayı dolandırdı. Karısını ve kızını tek başına bırakıp yurt dışına kaçtı gitti. Serra'nın babası hayatta, ölmedi yani. Ölmedi canım, hayatta. Serra öldü diyor herkese. Öyle diyormuş, bana da Nilgün söyledi. Adam kızın canını nasıl yaktıysa zihninde öldürmüş adamı kız. Ama Edil, ben Serra'ya babasının yaşattığı şeyi yaşatmak istemiyorum. Kendimi o duruma düşürmek istemiyorum. Abartma Selim, abartma. Birini isteyerek üzmekle istemeden canını yakmak arasında çok büyük bir fark var. Ayrıca senin ne alakan var Erkan'la? Yani at şu düşünceleri kafanla. Yani siz de bula bula birbirinizi mi buldunuz be oğlum? Yani birbirinizin yaralarını iyileştireceğinizi kaşıyıp kaşıyıp kanatıyorsunuz. Ne yapacağım ben Edil? Neyse ya, senin de başını şişirdim. Saçmalama. Ben izninle kalkayım. Bir şey diyor musun? Hadi git dinlen. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Alo. Heh. Selim Hazretleri nihayet ortaya çıktı. Baba gelmiyor üstüne. Ya babanım ben senin ya. Merak etmek de mi suç oldu? Seninki merak etmek olmuyor. Seninki hayatıma müdahale etmek oluyor. Hem böyle yapınca ne geçiyor eline senin? Oğlum ben sana yaranamıyorum ya. İlgilenmesem kızıyorsun. İlgilendiğimde de sıkılıyorsun. Baba, ne olur bu aralar beni kendi halime bırak. Sen erkek kardeşiyle birlikte ufak çaplı bir hırsızlık çetesi kuran o üçkağıtçı karınla ilgilen. Kontrollü. Kontrollü. Evet, çok
iyi Burak, bravo. Evet, çok iyi, kontrollü. Bravo Burak. Çok iyi senin, bravo. Evet, evet, bravo. Dur, dur, hop, dur. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Profesyonel maç yapmaya karar verdik de benim mi haberim yok? Oğlum manyak mısın lan? Ne yapıyorsun? Pardon. Pardon kardeşim, durduramadım kendimi. Baksana oğlum çocuğun haline. Ya neyi durduramadın, zaten patlatmışsın kaşı da. E tamam Burak, uzatma. Neyi uzatma oğlum ya? Baksana çocuğu ne hale soktun. Dövüş kulübü değil burası. Antrenman sahası ya. Tamam hocam, özür diledim. Uzatmayın. Ben senin niye sinirlendiğini biliyorum. Sen hırsını benden çıkartıyorsun da. Neyse. Tamam, hadi. Hocam yardım etti. Şu ellerini çıkar. Lan kızım, beni işten kovdular diye böyle millete sövüp sayacağına ben ne yaptım da beni işten kovdular diye bir düşün bakalım. Ha? Manyak karı. Durduk yere adam kovulduğu nerede görülmüş lan? Kesin var ya, sen birinin kuyruğuna basmışsındır ha. Ya o biricik karısının altından çıktı ya da Sansar Zeynep'in. Sansar Zeynep kim lan? Kimse kim, boş ver. Okuldan bir tip tanımazsın. Sen bırak da şu ergen triplerini. Sana söylediğim işi ne yaptın? Sen o işten haber ver. Takip aldık. Takip aldık derken? Yani söylediğin adamı tuttum, Asena'nın peşine taktım demek, oldu mu? Aferin koçum. Attığı her adımdan haberimiz olacak. Ona göre. Ya Barbar, bin kere söyledin, anladım. Ayrıca pire dururken niye o herifi ayarladığımızı hala anlamış değilim. Lan kızım, karı akıllı. Eli kolu da uzun, yüzü göstermemek lazım. Vallahi var ya, anında çökeren seni de. İyi peki. Yalnız Barbar, ben çocuğa şey dedim. Ne dedin? Neyse, söylemeyeceğim. Sürpriz olsun, görürsün. Ne geziyor lan bu burada? Ne bileyim ben. Ne habersiniz bakalım? Hayırdır kardeş? Ne oldu da sen bizim fakirhaneyi şenlendirdin? Sen yolun düşerse uğra deyince ben de bir uğrayayım dedim. Ha, o arayı bulunca geleyim dedin ha? İyi yapmışsın kardeş, hoş geldin. Nazlım. Neyse, ben kaçar. Görüşürüz. Görüşürüz. Hayırdır? Kime çaktın yumruğu? Ya, aynaya vurdum ya. Oo, mesele büyük desene. Kime kızdın da çaktın aynaya? Kendime, Serra'ya, babama, herkese kızdım. Ya kardeş, sen de her şeyi kafaya takıyorsun ya. İyi hadi gel, bir çay içelim. Evet. Yürü. Çay ver lan bize. Bir akşamüstü sana geldim ben. Gökkuşağı giyip üstüm. Yağmur ardında bıraktım. Yani anlayacağın ne sevdiğini söyledi, ne de canın acıyor mu diye sordu. Vay arkadaş. Ulan sevip de ayrılmak böyle bir şeymiş ha. Oğlum sen de ne ayrılıyorsun lan hemen sevdiğinden? Ha? Ulan var ya, sen de kapı gıcırtısı gibi mımırık bir herif çıktın lan. Ne diyorsun oğlum ya, doğru konuş. Ne diyorsam onu diyorum oğlum. Allah Allah. Yok sevdiğini söylememiş de, yok canın yandı mı diye sormamış da. Oğlum sen Serra'nın hayatını günlük gülistanlıkla ilerle bir şey mi zannediyorsun lan? Yok. Hiç öyle zannetmiyorum. Biliyorum bir sürü sorumluluğu var. Yani gayet hakimim hayat temposuna. Gayet hakimim hayat temposuna. Bak bak bak, laflara bak bak. Bu mu lan senin hakim halin? He? Bak aslanım. Bizim muhitte iki tür insan vardır. Bir, doğma büyüme buralı fukara olanlar. Ahanda o, ben oluyorum. İki, sonradan fakir olup bizim mahalleye düşenler. Ahan da o Serra oluyor işte. Ben ve benim gibiler bir şekilde hayatta kalırız koçum. Sırtımız yere gelmez. Ama sonradan buraya düşenler kuyruğu kesik kedi gibidir. Oradan oraya böyle savrulup dururlar. Ya ahlakları bozulur bunların,
ne de hayat şartları bunları taş gibi kas katı yapıp bırakır. Serra gibi. Aynen öyle kocam. Selam. İşte bu da benim kuyruğum Selim kardeş. Ne öyle suratıma mal mal bakıyorsunuz? Ulan iki lafın belini kırdırtmadın lan şurada. Erkek erkeğe şöyle bir muhabbet edelim dedik. Hemen geliyorsun. Selim Bey, siz böyle efkarlı efkarlı otururken Serra mahalleye Burak'ı getirdi. Haberin olsun. Burak'ı mı? Aynen öyle. İnanmayacaksınız ama bizim alt katı kiralamış. Yok canım, daha neler. Annem bile duyduğuna göre kesin bilgidir. Haberiniz olsun. Çatal versene bana ya. Ben, ha. Ulan yedin yedin doymadın lan. Kaçım, ne yapayım? Açmıyorum. Korkuttun mu? Biraz. Senin ne işin var burada? Biz Barbar'la bir şeyler içtik. Siz ne ara Barbaros'la bu kadar samimi olduğunuz da bir şeyler içmeye gittiniz? Olduk işte bir yani. Uykusuz gibisin. Sen de. Serra. Ben... seni abantöyle bırakıp çıkıp gitmek istemezdim. Ama konunun daha fazla uzamaması ve ağzımdan istemediğim sözler çıkmasından korktuğum için böylece apar topar gittim. Elin nasıl oldu? İyi. İyileşiyor yavaş yavaş. Acıyor mu? Acıyor. Çok acıyor. Neyse, ben çıkayım artık. Geceler. Burak Bey, ne haber? İdare ediyoruz işte. Oğlum, dün seni kaç kere aradım, niye açmıyorsun telefonları? İşim vardı. İşim vardı. Ne işin vardı? İşim vardı. Senin Serraların mahallesine taşınacağın saçmalığı konuşuluyor ama ben pek inanmadım tabii. Neye inanmadın bakalım? Söyle, biz de inanmayalım. Selim. Benim taşınacağımı duymuştu, onu söylüyordu. Aa. Burak. Yoksa sen de mi bu az çocuğu oluyorsun? Yok, artık oralarda boğulurum ben. Serra'nın mahallesine taşınıyorum. Bu iyiydi. Ne oldu, komik mi? Yine ne çakallık peşindesin. Ay, düşünsenize, mahalle Burak'ın partileri inliyormuş, popüler bir yer oluyormuş falan. Çok iyi oldu gerçekten. Gerçekten bayağı komiksiniz ha, valla. Burak, ne oluyor? Sen ciddisin. Ben şaka yapıyorsun sandım. Hayır canım, ciddiyim. Şaka falan yapmıyorum. Ya babam işte bu trafik kazasından sonra dedi ki ya Ankara'da kalacaksın dedi. Ya da sana 5 kuruş para vermem dedi. Ben de resti çektim, İstanbul'a geri döndüm. Adam gerçekten dediğini yaptı yani. 5 kuruş para vermiyor. Şu an meteliğe kurşun atıyorum. İğrenç bir otelde kalıyorum. Dedim bu kadar kötü bir otelde kalacağım, en azından ufak tefek bir ev tutayım diye düşündüm ben de.
Ay Burak, inanmıyorum. Çok feci bir şeymiş bu. Oğlum sen bana niye bunu söylemedin? Her şeyden en geç benim haberim oluyor ya. Ne bileyim ya, öyle bir sebebi yok. Söylemek istemedim. Yok, olmaz böyle. Bebekteki evde beraber kalırız. Ha yok, ben rahat edemem dersen otelde bir oda ayarlayayım sana. Yok yok, hiç gerek yok gerçekten yani. Kendi başımın çaresine ben bir kendim bakayım ya. Sağ olasın. Parasızım ama gururluyum diyorsun yani. Aynen. Kıskanç ve sinsiyim demiyorum en azından. Bu neydi şimdi? Niye böyle bir şey dedi şimdi bu? Ben bir bakayım şuna. Sen de saklıydı falan. O ne demek ya? E sen hemen yetiştirmişsin Selim'e sizin mahalleye taşınacağımı. Ben kimseye bir şey söylemedim ya. E sen söylemediysen kim söyledi? E ne bileyim Burak. Ne işin var senin bu saatte burada? Biz Barbar'la bir şeyler içtik. Barbaros'tan öğrenmiş olabilir. Barbaros kim? Bizim mahallenin Fahri muhtarı diyelim. Yani bilmediği hiçbir şey yok. E tamam, bunun Selim'le ne ilgisi var? Arkadaş olmuşlar. Ha, Selim'in Barbaros diye bir arkadaşı var ve benim bundan haberim yok yani. Ha? Oğlum niye öyle apar topar gidiyorsun, bir dinlesene. Ya bırak o gerizekalıları, ne dinleyeceğim? Hani insan üzülür yani, bunlar üzülecekleri yere dalga geçiyorlar. Onlar şaka yaptılar, abartma sen de. Serra, rica etsem Burak'la baş başa bırakır mısın bizi? Özel bir şey konuşacağım mı? Pardon. Üzüldü kız. Boş ver, boş ver. Babanla ne oldu onu anlat. Yok bir şey işte, masada anlattığım kadar yani. Başka bir şey yok. Peki senin bu bahsettiğin evi kim buldu? Serra. Serra mı? Serra senin özel durumunu biliyor yani. Biliyordu. Sağ olsun, bayağı da destek oldu yani. Olmasaydı ben bu kadar kolay atlatamazdım. Diyorsun. Siz ne zamandan beri bu kadar samimi oldunuz ya? Samimi demeyelim de daha çok dert ortağı değil. Dert ortağı. Güzel. Bence de. Yasemin lütfen. Tamam peki. Sizin o küçük diye beğenmediğiniz evi kim tuttu biliyor musun? Kim? Burak. Ne? Yok artık. Serra. Böyle dönüp bakacağını anlatsana şu olayın aslını. Anlatayım. Selim müsaitsen konuşalım mı biraz? İyi o zaman, görüşürüz bay. Buluş. Gel. Bu sefer önce benden duy istedim. Tamam, dinleyeceğim seni. Ama önce şu Burak konusunu merak ediyorum. Burak konusunu mu? Siz Burak'la ne ara bu kadar samimi oldunuz? Burak bizden bile sakladığı özel hayatını seninle paylaşıyor ve sen bana hiçbir şey söylemiyorsun. Adı üstünde özel hayat. Paylaşmamam rica edildi, ben de sustum. Öyle mi? Ben aynısını yapsam, sen kesin kıskançlık krizi eşiğinde bana böyle dürüstlük dersi verirdin. Sen git o sırrını seninle paylaşmayan en yakın arkadaşından hesap sor istersen. Ama ben kız arkadaşından hesap sormayı tercih ediyorum. Eski kız arkadaşından. Ben işe geç kalıyorum. Söyleyeceklerim bittiyse
Ben sana söyleyeceğim en büyük cümleyi abartta söyledim. Ama sen farkında bile değilsin.